Millet buraya toplaşmış. Ve hep birlikte Türkiye'yi yönüne istikamet belirledik. Allah sizlerden razı olsun. Allah Erdoğan'dan, Tokat'tan hangi görüşe sahip olursa olsun bütün milletimizden razı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte hep beraber Türkiye yüzyılına geçiş yapıyoruz. Allah milletimize, devletimize özellikle zeval vermesin. Allah devlet büyüklerimize, cumhurbaşkanımıza, liderimiz Devlet Bahçeli'ye, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'na, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na ve ülkemize, milletimize hizmet eden bütün devlet adamlarımıza Allah zeval vermesin. Ben sizleri bu katılımlarınızdan dolayı, verdiğiniz oylardan dolayı, demokrasimize sahip çıktığınızdan dolayı, sizlerin bir evladı olarak, bir kardeşi olarak, bir abisi olarak hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, biz ışıklarımızı söndürmeyeceğiz. Bu gece bu ışıklar sönmeyecek arkadaşlar. Bir görelim. Telefonları bir görelim. Kongre merkezi de oradakiler. Oradakileri görüyorum. Işıklar yanmıyor. Hadi bakalım. Hadi bir daha söylemeye. Bekir'in ses duymadı. Hazır mıyız Erdoğan? Biraz oldu mu başkanım? Az mı geldi sesin? Işıklar az sanki başkanım burada. Evet. Bir daha tamam. Yıldızın yöne geliyor. Merkez. Hazır mıyız Erdoğan? Hazır mısın? AK Parti Tokat Milletvekilimiz. Sayın Cüneyt Aldemir.
yiğit insanların memleketi Erbaa'dır. Gene üstünüze düşeni yaptınız. Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'la gidiyoruz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı Cumhur İttifakı'nın güzel oylarıyla, siz Erbaa hemşehrilerimizin oylarıyla gene yeniden göklere ulaştırdınız. Yeniden Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdiniz. Sizler vefakar insanlarsınız. Sizler güzel insanlarsınız. Bakın bu zaferimizi hep beraber burada Erbaa Meydanı'nda sizlerin o güzel oylarıyla Allah'a çok şükür ki bu akşam tescillendirdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu güzel kızlarımızın, gençlerimizin, hanım ablalarımızın, beyefendilerimizin o güzel oylarıyla Allah'a çok şükür biz kimsenin ittifaklarına karşı Cumhur İttifakı olarak bizler kaçlı masa olursa olsun tüm dünya boylarının bize karşı birleşmelerine rağmen bizler Cumhur İttifakı olarak Allah'a çok şükür ki 13. zaferimizi sizlerin güzel oylarıyla yeniden kazandık. Allah razı olsun hepinizden. Yeniden Erbaa Meydanı'nı yeniden sizlerin sayesinde doldurduk. Allah'a çok şükür. Bizler yeniden dünya liderimizi, yeniden dünya beşten büyüktür diyen liderimizi sizlerin katkılarıyla Allah'a çok şükür ki yeniden seçtik. Tüm dünyaya yeniden ders verdik. Tüm dünyadan Erbaa Meydanı'ndan siz kızlarımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin o güzel oylarıyla yeniden tescillendirdik. Allah'a çok şükür. Allah'a hamd ediyorum. Sizlerin dualarıyla, sizlerin o güzel oylarıyla bugünleri de gördük. Bizler 14 Mayıs'ta bu seçimimizi gerçekleştirirken bizler biliyorduk ki sizler yeniden Erbaa Meydanı'nda balkon konuşmasını yaptıracaksınız. Sizler yeniden genel merkezimizde Cumhurbaşkanımıza yeniden balkon konuşması yaptıracaksınız. Bu sizin tüm dünyaya vermiş olduğunuz güzel bir ders oldu. Çünkü niye? Erbaa her daim üstüne düşeni yaptı. 12 seçimin 12'sinde de Erbaa Meydanı'nda bizler Cumhurbaşkanımızla beraber, AK Parti'mizle beraber balkon konuşmalarını gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Yeniden 28 Mayıs'tan itibaren Türkiye yüzyılını Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirmeye var mısınız? Allah razı olsun hepinizden. Bunların devamını inşallah bizler Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partimizin güzide lideri, kıymetli başkanımız Devlet Bahçeli'nin sayesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde, Büyük Birlik Partimizin, Yeniden Refah Partimizin güzide başkanları sayesinde bizler bu ittifakı kurarken biliyorduk ki Erbaa Meydanı'ndan bu havai fişeklerle beraber bu güzel günleri beraber kutlayacağız demiştik. Allah'a çok şükür bu günleri gördük. Sizlerin sayesinde, sizler üstünde düşeni Cumhur İttifakı olarak ve AK Partili Recep Tayyip Erdoğan sevdalılar olarak bunları yerine getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Artık bundan sonra sıra bizde. Mecliste sizlerden almış olduğumuz oylarla beraber Cumhurbaşkanımızı önce askerlerini seçtiniz, şimdi komutanını seçtiniz. Allah nasip ederse bizler üstümüze düşeni sizlerin adına ne gerekiyorsa yapmaya ve bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde Türkiye'yi daha ileri bir refah toplumlar haline getirmeye sizlerden aldığımız oylarla beraber inşallah devam edeceğiz diyorum. Bu güzide kalabalığı AK Parti için, Cumhurbaşkanımız için, Recep Tayyip Erdoğan için, buralara geldiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki Erbaa sizlerle güzel. Bizler biliyoruz ki Erbaa Cumhur İttifakı ile beraber güzel.
Bizler biliyoruz ki Erbaa her zaman üstüne düşeni yaptı. Bizler de inşallah bugünden itibaren belediye başkanı olarak, ilçe başkanları olarak, milletvekilleri olarak ve en başta da tabii genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü bizler biliyoruz ki Erbaa her şeyi hak ediyor. Erbaa'nın güzel insanları vefakar dedik, cefakar dedik ve en başta da Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı dedik. Kıymetli dostlarım, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki inşallah bundan sonra da Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur'a sizin destekleriniz devam edecek. Bizler seçim öncesi diyorduk ya, bu seçim Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu seçim siz gençlerin seçimi dedik. Sizler kazandınız. Sizlerin felasetiyle tüm dünyaya gençlerimizin vermiş olduğu dersi her tarafa damgaladık Allah'ın izniyle. İyi ki varsınız diyorum. Sizler iyi ki Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz. Sizler iyi ki Erbaa'yı seviyorsunuz. İyi ki Cumhur İttifakı'nı seviyorsunuz. Sizler iyi ki varsınız sevgili dostlarım. Bizler bugünden itibaren alın terimizi sizler için dökmeye, sizlerle beraber yol yürümeye, bunları yaparken de hep beraber birlikte koşmaya hazırız. Bizler inşallah elimizden geldiğince Erbaa'mız için, Tokat'ımız için, Türkiye'miz için hep beraber el ele çalışmaya ve Türkiye yüzünü hep beraber yaratmaya sizler için varız diyorum. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan sevdalısınız. Sevgili dostlarım, tüm dünya Recep Tayyip Erdoğan'ı niye yıkamıyor biliyor musunuz? İşte gençlerin bu sevdasından yıkamıyor. Sizlerin verdiği desteklerden yıkamıyor. 21 yıldan beri hizmet politikasını, hizmet siyasetini gönüllere nakşetmiş bir dünya lideri de ondan. 21 yıldan beri yapmış olduğu Dublin yollama, 21 yıldan beri yapmış olduğu havaalanlarını, 21 yıldan beri yapmış olduğu hastaneleri ve gönül köprülerini hep sizinle beraber yaptı. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayarak gönülden gönüle okurmuş olduğu yolla beraber bugünlere kadar geldi. Allah'a çok şükür ki bundan sonra inşallah ömrünü size Türkiye'ye Tokat'ı harcamış olan Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye var mısınız? Allah razı olsun hepinizden. İnşallah yarından itibaren Cumhurbaşkanımız sizlere hizmet etmeye devam edecektir diyorum. Sizlerin bu göstermiş olduğunuz sevgiye layık olmak için Cumhurbaşkanımızla beraber bizler de birer bağlı olarak, bir Tokatlı olarak hep beraber çalışmaya varız diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu gece buradasınız, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la beraber AK Parti sevdalısı olarak burada beraberiz diyorum. Kıymetli dostlarım, bu güzel gecede inşallah sevincimiz baki olsun. Bizleri buralarda misafir ettiniz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimiz, kardeşliğimiz Erbaa Meydanı'ndan tüm dünyaya bir ders olarak
verecek şekilde Tunçer, Recep Tayyip Erdoğan demeye var mıyız? Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Allah Allah. Recep Tayyip Erdoğan. Evet kıymetli dostlarım, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi, dostluğumuzu, beraberliğimizi bozmasın diyorum. İnşallah bugünden itibaren Türkiye üzerinde yapacağımız hizmetlerle gönül çöpleri kurarak hep beraber hizmetlere devam diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet ediyorum. Bir hatıra fotoğrafı çekiniz sadece. Evet, ben bir ricada bulunacağım. Hep beraber buna uymanızı istiyorum. Lütfen siz de uyarın. Silah atanlar var. Silah atanları uyaralım. Kesinlikle silah atılmasına müsaade etmeyelim. Bu şekilde, daha doğru bir şekilde, biliyorsunuz bir yavrumuzu da bu sebepten dolayı kaybettik. O yüzden bütün erbaaları silah atmadan, sevinecekse silah atmadan sevinmesini bir evladınız olarak sizden istiyorum. Evet, şöyle bir müzik çalsa da Sayın Vekilim, bir müzik çalsak, şöyle domrayı çalsak herkesten, ışıkları görsek olur mu galiba? Telefon ışıklarınızı görebilir miyiz? Arka taraf. Şu meydanı bir ışıtalım bakalım. Bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Arka tarafta giden telefon kullanmıyor sanırım. Evet, bu güzel oldu. Ver bizi abi. Birlikte kelime var mı zarda? Ne söyleyeceğim ben şimdi? Mansur'la yoldaş olan, polislere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Let's go.
Başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, ilgilenen meclislerimize, belediye başkanımıza, milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar abi. Allah'a emanet olun. Evet, Sayın Başkanım az önce hatırlatmayı yapmıştı. Ben de bir kez daha hatırlatayım. Sizden tek istirhamımız, mutluluğumuza gölge düşürmeyelim lütfen. Sevineceksek şarkı çalalım, oynayalım, hoplayalım, zıplayalım ama asla silah atmayalım. Bize bir söz verir misiniz Erbaa? Allah razı olsun, teşekkür ederim.